Ulusal Kanal'ın değerli izleyenleri, bir kitap aşkı programıyla daha buluştuk. Hüseyin Yurttaş'ın Ömür adlı şiiriyle başlıyorum. Yeter ki ömrüm olsun, ne mayıslar veririm sana. Sevgimi kanatmasan, çiçeğin çenekli olsa, yalnızlığımı bölüşsen, bahçeme ay doğsa. Ateş harlı durur hep, kimse tanımaz külü, her mangal bir mezar, her köz söne söne bir ölü. Ömrüm yalnızlıkların çölü, Nisan sonu, gelip yeşertsen tomurcuklanır, yürek denen yediveren gülü. Hüseyin Yurttaş'a sevgi, saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. 1946 doğumlu, ilk işim uyanmak, gelincik günleri, uzun yollar yolcusu, uzun çalar, sanayi çarşısı, gecede kanat sesleri, çürüme, kod adı Mansur, kirli tarih, sevgiden ötesi cehennem. 20. yüzyıl ağıtları, aşkların gizli defteri, aşka bahar yetmez, kayıp iklimler, Ra adlı şiir kitapları vardı daha önce. Şimdi de Sevgiler Kanarken adlı şiir kitabını sundu. Türkiye İş Bankası yayınlarınca yayımlandı kitap. Hüseyin Yurttaş'ın düz yazılarından oluşan Ayna Kırıkları genel başlığı altında topladığı yapıtları da var. Bir Sıcak Merhaba, Bu Şehir Bu Topraklar, Kış Masalları, Özgürlük Çiçekleri, Düşlerde Uçmak, Ömrün ıssız günleri, buğulu camların ardı, öyküleri var, saklı kimlik, GDO ülkesi, robotlar ülkesi, Karaçalı çetesi, mağaradaki iskelet, yaz arkadaşları, romanları var. Çocuk kitapları da var onlarca. Hüseyin Yurttaş şairliği, romancılığı, öykücülüğü ve çocuk kitapları yazarı olarak ömrünü edebiyatımıza, kültürümüze, sanatımıza, omurgalı bir aydın olarak, GDO'lu bir aydın değil. Hani o İstanbul Baro Başkanı Ümit Koca Sakal'ın dediği ünlü bir terim var. GDA'lar diyor, genetiği değiştirmiş aydınlar. Öyle bir aydın değil. Gerçekten omurgalı bir aydın olarak var. Ve yeni şiirleriyle buluşturuyor bizi. Bu kitabıyla da, Sevgiler Kanarken adlı kitabıyla da. Örneğin Kalem Kağıt adlı bir dörtlükten oluşan kısa şiiri de şöyle. Öyle o dörtlüğü de okuyup, kalemdim ben, kağıdım oldun, seni yazdım ömrümün beyazlığına diyor. Hüseyin Yurttaş'a sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Konuğum Işık Öğütçü ile beraber. Hoş geldin Işık. Hoş bulduk hocam. Efendim, Işık Öğütçü adı büyük bir onurdur, bir kıvançtır. Orhan Kemal'in oğlu olarak tanımak. Bazı insanlar var ki babalarının, annelerinin oğlu ya da kızı olmaktan utanç duyuyorlar. Ya da bunu bir eksiklik, bir şey zannediyorlar. Işık Öğütçü, Türk halkının olduğu gibi kendisinin de kıvanç duyduğu, onur duyduğu, gurur duyduğu bir babanın oğlu. Orhan Kemal'in oğlu ve Orhan Kemal'i sahiplenme konusunda verdiği emekle, beceriyle de Orhan Kemal'e layık bir evlat olduğunu kanıtlıyor. Sırf bu özelliğinden dolayı bir kere kutlanmayı hak eden bir evlat, bir oğul. Ve Işık Öğütçü tabii yalnızca Orhan Kemal'in oğlu olarak kalmayıp, kendisi de bir yazar olarak kültürümüze, edebiyatımıza, herhalde Orhan Kemal'e bir değer bilirlik duygusuyla başlayan ama giderek gelişerek bu kültür dünyasında babam nasıl, neye hizmet ettiyse ben de onun savunduğu değerleri savunarak yaşama katılmalıyım diye düşünerek yapıtlar üretti ardı ardına ve yeni çıkan bir yapıtı burada, Zamana Karşı Orhan Kemal. Kira kitabın adı çok güzel. Gerçekten kim bulduysa kutlamak gerekir. Valla bu tür şeyleri genelde ben bir anda buluyorum, isimleri. Çünkü gerçekten ölümünden 42 yıl sonra bugün hala gündemdeyse, hala okunuyorsa, dizileri yapılıyorsa, tiyatroları oynanıyorsa ve de çok daha güzel bir olayın işte önümüze gelmesi söz konusuysa, yani 2014 babamın 100. yaşı. Evet. Tabii ki onunla ilgili her çalışma, her yeni bir buluş, isim keşfi beni çok heyecanlandırıyor. Bu kitap da keza benim çok önceden planladığım bir çalışmanın aslında sonucu. Çünkü 2000 yılında Orhan Kemal Müzesi'ni açtığım zaman bir takım planlarım. Evet, bilmeyenler için anımsatalım. İstanbul'da bir Orhan Kemal Müzesi var. Evet. Yani emekçi gerçekliğinin büyük yazarı Orhan Kemal bugün
müzesiyle de geleceğe akmaya ve yapıtlarıyla olduğu gibi müzesiyle de bizim ölümsüzlük pınarına sularını akıtmaya devam ediyor. Müzenin yerini de tarif edin ya da nasıl ulaşırlar, web sitesi, internet aracılığıyla bu konuda da bir şeyler söyleyip böyle gidin isterseniz. Tabii, şimdi Orhan Kemal'in web sitesinden kroki'ye ulaşmak mümkün. İşte orhankemal.org. Evet. Adres olarak da Cihangir'deyiz. Cihangir Meydanı'na geldiniz mi zaten Orhan Kemal Müzesi'ne kime sorsanız. Evet, yani İstanbul'u bilmeyenler için Taksim Meydanı'na yakın bir mekan diye söyleyelim. Şu anda Cihangir'i. Biraz tabii Taksim'de inşaat çalışmaları var. Gelmek biraz hoplamak zıplamakla eş anlamlı ama yine de gelmek isteyenler için Orhan Kemal Müzesi her zaman açık. Bir şekilde konuklarını bekliyor. Evet. Tabii müzenin birinci adımı işte açılmasıydı. Onu açtık. İşte sizin de demin dediğiniz gibi hayatım benim o andan sonra değişti. Belki çok sade bir şekilde yani sadece müzeyi açıp hayata geçirecektik. Fakat bir baktım ki Orhan Kemal'le ilgili hiçbir çalışma yapılmamış. Evet. Yani şu anda doktora tezi olarak bile çok çok az üstüne yapılan çalışmalar. Ben de hem elimdeki babamın tuttuğu o arşivler gün ışığına çıksın ve pek çok araştırmacıya kaynak teşkil etsin diye çalışmalara giriştim. Öncelikle siz de bilirsiniz ki demin okudunuz işte şiir, oradan bir çağrışım yapalım. Orhan Kemal edebiyata şiirle başladı. Hepimiz biliriz. İşte hapishanede şiir yazmıştır. Nazım Hikmet bunları çok berbat olarak nitelemiştir. Bunun üzerine babam düz yazıya yönelmiştir. Bu şiirlerin peşine düştüm. Çok değişik kaynaklarda vardı. Onların hepsini derledim. Ve 94'e yakın şiir meydana çıktı. Ve bunları babamın günlükleriyle birlikte Yazmak Dolu Düzgün isimli kitapta topladım. Hatta yani o şiirler o kadar hoş şiirler ki bir tanesi çok enteresan. 1941'de işte Nazım Hikmet'le birlikte oturup ya diyorlar işte 2000'de nasıl olacak? Hayal ediyorlar. 2000'e dair şiirler yazıyorlar. Evet. Nazım Hikmet'in de biliyorsunuz şiirleri vardır. Babamın da şiiri var. Ve orada mesela bir dizesi var. 1941'de yazıyor. Van Üniversitesi'nde torununu okurken görmeyi hayal ediyor. Van Üniversitesi 1980'de açıldı. Ve düşünün bu sanatçıların hayal gücünün ne kadar ileride olduğunu. Bunun gibi çok enteresan, çok güzel şiirleri ben derledim. Daha sonra herkes tarafından çok merak edilen bizim dedenin hayatı Abdülkadir Kemali Bey. Evet. Onu bir defteri vardı bizde hatıratım diye onu çıkardım. Daha sonra yine babamın düz yazıları ve iki yarım kalan eseri. Bunlar çünkü çok önemli. Yani dünyada adı da önemli not. Önemli not. O babamın notu zaten evet. Yani kendi evet. Notu. Evet. Biliyorsunuz yani yazarların yarım kalmış eserleri, sonradan bulunmuş eserleri çok önem taşır. İki tane böyle yarım kalmış eserini de ben o kitapta derledim. Ve düz yazıları, röportajları yer aldı. Tabii bu arada onun 51 yıl önce tefrika edilen ve unutulan Yüz Karası isimli evet. Romanını buldum, çıkardım. Bütün bunlar şimdi Everest yayınlarında yayınlanıyor. Evet. Değil mi? Yani Orhan Kemal'in yapıtları toplu olarak bugüne kadar kaçı yayınlanabildi? Yani en büyük yayın evi de olsa hepsini birden basması mümkün değil herhalde bastı, değil mi? Bastı. Evet. Hatta hızımızı alamadık. İngilizce kitaplar da çıkardı. Evet. Çok şu anda, çok güzel sevindirici bir 55 tane kitabı var. 55 kitabı Everest yayınlarıyla yayınlandı. Gerçekten kutlamak gerekir. Evet. Çünkü gerçekten sistem demin bu kitap umurlu bir çalışmaya bütün dünyanın kültürünü, egemenliğini almak istemesi nedeniyle ve ulusal onuru, ulusal gururu savunan, kendi insanının değerlerini, kendi insanının hakkını, hukukunu savunan yazarları edebiyat tarihlerinden de piyasadan da silmek için elden gelen politika
özellikle iletişim araçları aracılığıyla da uygulandığı günlerde Orhan Kemal unutturulmaya çalışılıyor. Böyle bir politik egemenliğin var olduğu koşullarda Orhan Kemal'in kitaplarının gün ışığında olması, vitrinlerde olması, kitapçılarda bulunabilmesi ya da arandığı zaman internetten sipariş verilerek getirilmesi, büyük kitapçılarda olması gerçekten büyük bir şans ve bir mücadelenin de sonucu aynı zamanda. Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında yani 80'den sonra gerçekten Orhan Kemal yavaş yavaş siliniyor. Çünkü biz basında çıkan haberlerden, basının ilgisizliğinden de gözlemliyoruz. 20 yıl öyle bir suskunluk dönemi. Tamam, 2 Haziran'da işte roman armağanı veriliyor. Onunla ilgili küçük bir haber çıkıyor. Ama orada o kadar kalıyor. 2000 yılından sonra gerçekten Orhan Kemal görünür kılındı. Evet. Ve görünür olduktan sonra da kimse artık görmemezlik edemedi. Yok diyemiyor. Edemedi. Evet. Yani Türkiye'nin hazinesi, ben öyle görüyorum. Peki şimdi Hanımın Çiftliği dizisiyle birlikte bir gündeme geldi Orhan Kemal adı da. Sanki şöyle bir izlenim var. Bu konuda bir anlatma yaparsanız. Orhan Kemal'in kitapları daha önce hiç sinema filmi oldu mu? Türk sinemasında bir Orhan Kemal var mıydı, yoksa ilk defa Hanımın Çiftliği'yle mi çıktı? Olmaz olur mu? Yani babam 1960'lı yıllarda senaryo yazmış ve kendisinin ifadesine göre yani o kadar çok bol senaryo üretmiş ki bunun sayısını kendisi bile bilmiyor. Evet. Yani bir rivayete göre 300'ün üstünde evet. senaryo yazmış kendi adıyla, değişik adlarla. Evet. Çoğu kendi eserleri bile senaryolaştırılmış, filme çekilmiş. Evet. Yani o Hanımın Çiftliği dediğimiz Türk sinemasında daha oynadı. Film olarak vardı tabii. Suçlu oynandı. Arkadaş Islıkları, Avare Yıllar, Gurbet Kuşu, Devlet Kuşu. Üç Tekerlekli Bisiklet. Evet. Yani bunlar evet. hepsi Gurbet Kuşları. Gurbet Kuşları. Yani bunlar evet. Türk sinemasında hakikaten çok kıymetli eserler olarak evet. bizim edebiyatımızda veyahut da sanatımızda yer alıyor. Çünkü Orhan Kemal gerçekten çok değişik disiplinlerde ürün vermiş bir insan. Evet. Yani şiir yazıyor, tiyatro eseri veriyor, senaryo yazıyor, roman, öykü, röportaj yapıyor. Yani o kadar enteresan yazıyla ilgili bütün alanlarda ürün veriyor ki. Yani bu insan nasıl unutulur, nasıl göz ardı edilir diye siz üzülmeye başlıyorsunuz. İşte o zaman da çalışmalara başlıyorsunuz ve bir takım eserler kendiliğinden çıkıyor. Evet. İşte en sonda bizim bu zamana karşı Orhan Kemal, ki işte hepsinin toplamı gibi yani 42 yıldır Orhan Kemal burada. Çünkü sağlığında şimdi bu kitabın bir özelliği var. Ben hem eleştirileri ve hem röportajlarını derledim. Fakat eleştiriler genelde, yani bugünkü eleştiriler kitap tanıtımından öteye pek gidemiyor. Evet. Fakat döneminde Orhan Kemal'i de eleştirmişler ve bayağı sert eleştiriler yapmışlar. Ben bunları da bu evet. kitaba aldım. Evet. İşin enteresanlığı da orada. Ama o eleştirenler belki unutuldu gitti. Orhan Kemal hala evet. bugün burada. Evet. Yani Orhan Kemal sevenler için ve günümüzde bizim insanımızı nasıl anlatmalıyım sorusunu kendine soran ve öykücü, romancı, denemeci, edebiyatçı olmak isteyen insanların çok çok yararlanacağı bir başlık kitabı gibi. Ulusal Kanal izleyenler anımsarlar. Cengiz Gündoğdu ile burada birkaç hafta önce program gerçekleştirdik. Yani nasıl yazmak için bu Estetik Kalkışma adlı kitaptan birçok veri edinebilirsiniz. Karşılaştırmalı edebiyat da var orada diye burada bir mesaj vermiş. Gerçekten bu zamana karşı Orhan Kemal'in de bir yazar nasıl ölümsüzlüğü hak eder? Nasıl o toplumun ölümsüzler kervanına katılırın karşılığını Orhan Kemal'in çeşitli dergilerde en yeni yazıyla en eski yazının tarihlerini yazmıştınız burada. 1949 ile 1970 arası. 49-70-50 desek 20 yıllık bir dönem içerisinde Orhan Kemal'in ile ilgili yapılan eleştiriler, çeşitli gazetelerde, dergilerde yaptığı söyleşiler yer alıyor ve bir yazarın kendi hayatını hesaplamasını görüyoruz bunu. Evet. Kendisiyle hesaplaşması da var. Eleştirmenlerle ilgili çok gülüş şeyler söylüyor. Ya tamam, eleştirmen ben kitabı yazdım çıktım diyor ama
Araştırmanı ondan sonra yazıyor. Kitap çıktı, yayınlandı diyor. Bana ne faydası olacak onun? Evet. Yani böyle çok şey gibi. Yani Steinbeck'in bir sözünü orada hatırlatıyor. Steinbeck de onu diyormuş. Yani eleştirmen lazım ama bunlar diyor bir kitabı yazdıktan sonra ortaya çıkıyorlar ki iş işten geçmiş oluyor. Gerçekten öyle. Ama yani babam bütün bu eleştirilerden aslında faydalanıyor. Bakmayın siz. Onların bir takım sert eleştirilerini değerlendiriyor. Belki ileride bir takım değişik romanlarında onları kullanıyor. Evet. Yani bunları hiç kimse kayıtsız kalıyor diyemez. Evet. Yani ben okumak istemiyorum, at bir kenara demiyor. Bunlardan faydalanıyor ki çoğu bizim arşivimizde duran yazılardı zaten bunlar. Bu da gösteriyor ki Orhan Kemal bunların hepsinden bir fayda sağlamış. Bir de tabii mesela röportajlarına da baktığınız zaman bir soru nasıl sorulur? O sorunun yaklaşımı nasıl olmalıdır? Konuşturduğun kişiyi nasıl işte bu işin içine iyice sokarsınız ve de olayı genişletirsiniz? Aslında bu gazetecilik alanında da bir ders kitabı olabilecek güzellik. Evet. Başyapıt sayılabilir. Çünkü gerçekten orada çok değişik insanların, yani bir bakıyorsunuz Rıfat Ilgaz röportaj yapmış. Evet. Melih Cevdet Anday röportaj yapmış. Ümit Yaşar röportaj yapmış. Yani bu insanlar nasıl soru sormuşlar, nasıl bu sohbeti devam ettirmişler. Çok formüller var. Yani yeni işte gazeteci arkadaşlarımıza, bu işe gönül veren insanlara da bu kitap bir kaynaklık teşkil edecektir. Bir de şöyle bir mesaj verir mi diye soruyorum. İnsan sevgisi ve dil sevgisi, yani Orhan Kemal'de gördüğümüz sevgilerin en çok Orhan Kemal'e yakışan sevgiler. Dili kullanmadaki kıvraklığı, bir de işte, kitabının adı Boyacı. İşte Eskici ve Oğulları, birçok kitabının adlarında da şey var. Yani sıradan insan, küçük insan, insan yerine konulmayan insan, insanlaşma çabasındaki insan. Bu insanlara sevgi dolu bir yaklaşım var. Sımsıcak bir sevgi, sanki anne şefkatiyle insanları bağrına basmak, sarılmak gibi bir sevgi. İşte bu sevginin bir yazarın damarlarında nasıl dolaştığını da görüyoruz. Bu Orhan Kemal'in eleştiri yazılarında ve söyleşilerinde görüyoruz ki ya durup dururken bu sevecenlikle yaklaşmamış insanlara. Kendisi öyle bir insan, yani bunun doğasında, naturasında böyle bir şey varmış ki böyle yaklaşmış diye söylüyoruz. O açıdan şimdi sevgisizlik egemen. Şimdi kendi yazdığı kitaba bile yabancılaşan yazarların çoğunlukta oldu. Kendi diline bile yabancılaşan. Önce yabancı bir dille yazıp sonra o kitabı başkası Türkçe'ye çeviriyor ve bu Türk yazar oluyor ne hikmetse. Böyle bir şey değil. İnsan sevgisi ve dil sevgisi temelinde Orhan Kemal'e bir saygı selam daha göndermiş olalım buradan birlikte. Babam şöyle diyor. Şimdi diyor deli, anormal tipleri yazmak kolaydır. Ama hiçbir özelliği olmayan tipleri yazmak çok zordur. Ancak diyor o insanların içinde beraber yaşamakla bu iş mümkündür diyor. Evet. Şimdi işte sevgi dediniz. Yani babam çok doğal bir şekilde o insanların içinde, hayatın içinde bir bakıyorsunuz işte kahvede oturup o gürültü patırtı içinde bir öyküsünü yazıyor. Oradan bir şeyler söyleniyor, oradan bir laf atılıyor ve bunlardan besleniyor. Ne bileyim işte o zaman un kapanında hal var. O halde dolaşıyor. O bir sürü işte hamallar var, eşya indirenler var, sebze indirenler var. Onların birbirine laf atmaları. Bir pazara giriyor. Yani o tiyatrolarında, eserlerinde işte esnaf birbirleriyle laf atar. Onlar hep yaşantının içinde, bir kurgu değil. Sevgiyi o insanların içinde olmakla o yatıyor zaten. Orhan Kemal'in işte gücü insan sevgisinden kaynaklanıyor. Ve hiçbir insanına, kahramanına da kıyamıyor. Yani en kötüsüne bile mutlaka bir yerde bir iyilik verdiriyor, yaptırıyor. Vicdan devreye giriyor. Evet. Yani şimdi onun mesela El Kızı isimli bir romanı vardır.
Şimdi orada bir gelin kaynana ilişkilerinde söz eder. Ve ilk işte kitabı okuduğunuz zaman oradaki kayınvalideye gerçekten çok kızarsınız. Kızlara gitsiniz yani bu kadar nefret edersiniz. Fakat ilerleyen sayfalarda kadına acımaya başlarsınız. Kitabın sonuna doğru da üzülürsünüz. Bir 400 sayfalık kitapta bu kadar inişi çıkışı verebilmek gerçekten bu insanları çok iyi tanımaktan geçiyor. Evet. Yani ben bu işin hala sırrını çözmüş değilim. Yani çok aydınlatıcı, Orhan Kemal'e iyi analiz eden dostlarımız var, araştırmacılar var. Fakat hala bir şey var diyorum. Ya bir sır var. Bir Orhan Kemal'in başka bir şeyi var. Bunu bulamadım. Evet. Çok enteresan. Bu yani insan sevgisi deyin, başka bir takım konulara çok yakın olması deyin. Çok böyle sıradan bir konuyu size çok çabuk resim edebiliyor. Siz o kahramanları yani şu anda gelmiş burada konuşuyorsunuz. İşte sohbet ediyorsunuz gibi geliyor. Ama işte edebiyatımız öyle bir şey yaptı ki bir Orhan Kemal öykücülüğü dediğimiz bir kavramı edebiyatımızla buluşturdu. Ve genç kuşak edebiyatçılar gerçekten onun damarından beslenerek gelen insan. Ben Orhan Kemal gibi öykü yazmak, roman yazmak istiyorum. Orhan Kemal gerçekçiliği, bu insani gerçekçilik diye bir şey koydu mesela ki siyasal olarak böyle bir sosyalist gerçekçilik, toplumcu gerçekçilik diye bir siyasal terimlerin edebiyatımızda tartışıldığı, sosyalizmin böyle çok coşkulu bir biçimde Türkiye'de yaygınlaştığı bir dönemde insani gerçekçilik, halkçı gerçekçilik gibi. Yani halk ve insan sevgisini ideolojinin üstünde tutan bir bizim o dar at gözlüğüyle bakıp da bir yanlış bir şeylere gömülmek yerine koskocaman işte Yunus Emre'nin sevgisi gibi insanları kucaklayarak bütünleştirmek ve yaşamdaki yanlışlıklarla adaletsizliklerle böyle savaşın vermek gibi bir gerçekliği dediğiniz gibi sıradan hiçbir özelliği olmayan, tipik olmayan insanlar işte boyacısını, gazetecisini, balıkçısını, çöpçüsünü işte Murtaza yani klasik gerçekten yani dünya edebiyatının klasikleri arasına girmeyi hak eden bir kitap Murtaza da bir bekçi, fabrika bekçisi evet. Önünde sonunda yani hiçbir özelliği olmayan ama bunu başarmış herhalde en büyük özellik sevgi. Yine birlikte siz de araştırın. Bütün edebiyat araştırmaları ve Orhan Kemal'i sevenler de araştırsınlar. O gizemi elbette yakalamak lazım. Yani sizde böyle bir soru işareti olduğuna göre o eksik damarı yakalamak gerekir. Evet. Evet yani mesela işte geçtiğimiz aylarda vefat eden Erol Şadi Erdinci de babamın kadim dostu. Onu da mesela burada analım. O mesela bir olay anlattı. Ya kahvede oturuyoruz dedi. Bize dedi bir hapishane hikayesi anlattı dedi. Ya dinledik geçtik dedi. Evet. Sonra dedi oturdu 72. koğuşu yazdı. Muhteşem bir şey çıktı dedi. Yani bizim dinlediğimiz o öykü nerede, 72. koğuş nerede dedi. Gerçekten Orhan Kemal'in bu özelliği çok önemli. Mesela abime bir mektup yazıyor. Demin sizin insana verdiği değer açısından çok önemli bir satırı var. Şöyle diyor yani insanlara bir kere kızmıyor. Yani biz ne verdik ki insanlardan ne istiyoruz diyor. Her zaman onlar her şeye rağmen haklıdırlar diyor. Ve geç güç de olsa akıllarını başlarına getirecekler diyor. Bu inancını işte 1970 en son eserine kadar da hep muhafaza etti. Yaşasaydı da sanıyorum yine o insanını her zaman yüceltirdi. İnsanına kötü gözle hiç zaman bakmazdı. Ha yani insanlık hallerinde her şey var. Yani hainlik de var, kötülük de var, işte üçkağıtçılık da var. Her türlü şeyi aslında görüyor, anlatıyor ama o insanları hiçbir zaman çamurlara batırmıyor, kötülemiyor, nefret etmiyor. Toplumun düzensizliğidir diyor bu insanları bu hale sokan. Onun İşte o aydınlık gerçekçiliğinin altında yatan aydınlık gerçekçilik. Evet. Temelindeki evet. Sorun da bu. Evet. Yani her insanın kötü yanı da vardır ama onun bir de iyi yanı da vardır. O iyi yanını da görmek yazarın, sanatçının görevidir diyor. Yoksa öbür türlü ya bunlardan hiçbir şey olmaz at çöpe
gitsin. Öyle bir şey değil. Ve hatta şeyi de diyor yani işte Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nı bu halkla birlikte yaptı diyor. Yani buna inandı. Yoksa evet, böyle bir çalışmanın içine girebilir miydi diyor. Yani babamın hakikaten insanlara bakışı ona çok büyük bir dünya aslında kazandırdı. Ve ama bundan çok mütevazi bir şekilde evet, bahsetti. Hiçbir zaman övünmedi. Belki de çok daha az eser verip farklı çalışmalar yapanlar çok daha fazla kendi reklamlarını yaparak belki öne geçtiler ama Orhan Kemal yıllar içinde değeri daha da artarak bilinecek, daha çok araştırılacak ve gerçek işte değeri belki 100. yaşında, belki 100. yaşından sonra bilinecek, hakkı teslim edilecek. Bu sanatçıların önce bir rol taşıyıp taşımadıklarını ancak zaman karar verebilir diye siz bu zamana karşı Orhan Kemal yapıtınıza yazdığınız ön sözde böyle bir şey diyorsunuz ve Herkül Milas'ın bu konudaki saptamasını aktarıyorsunuz. İsterseniz siz okuyun, isterseniz ben okuyayım. Çok siz okuyun, sizin sesiniz daha güzel. Değerli bir şey. Diyor ki, herkesin söyleyebileceği ama söylemediğini söylemeye öncülük denir. Öncülük ille de çok büyük işler becermekle olmaz. Ufak bir adım atan da çok farklı bir yönde ise o adımı yol açıcıdır. Herkesin sustuğu anda iki heceyi ağzından çıkarana da örneğin peşimden geleceksiniz diye meydan okuyan zorbaya hayır diyebilen de bir gidişin sonunu hazırlayan eder olabilir. Orhan Kemal hep böyle düşünürüm. Küçük adımlarını atarak koskoca mesafeleri aşan yazar. Ya çok çok iyi bir şey belirleme bu. Evet, bir de burada siz okuyun lütfen. Bu Rauf Mutluay'ın Orhan Kemal'le ilgili değerlendirmesi. O çok güzeldir. 18. sayfada. Evet, şöyle demiş Rauf Hoca ki kendisini tanıdığımdan dolayı da çok mutluyum. Kimdi Orhan Kemal, ne yaptı diye soran olursa eğer kitaplarının niteleme toplamıyla cevap verebiliriz. Baba evindeki avare yıllarında önce ekmek gerçeğine inandığı için bereketi topraklar üzerinde ekmek kavgasına girişen, gurbet kuşlarının kardeş payını sınan, işsizlerin, grevdekilerin arka sokak yaşamlarını dile getiren namuslu gerçekçi. Devlet kuşuna önem vermeden onun onurlu sorumluluklarını sürdüren Murtazaları, dünya evine kendi yiğit seçimleriyle giren Cemileleri değerlendiren dürüst yazar. Suçlu sayılan küçücükle sokakların çocuğunu hoşgörüyle seven, bağışlayan insancı kalem. Eskici ve oğullarının çilesini kötü yola düşmek zorunda bırakılan sokaklardan bir kızı kanlı topraklar üzerindeki emek sömürüsüyle üç kağıtçıların oyunlarını açıklayan açık sözlü gözlemci. Evet. Evet. Yani üstadın gerçekten Rauf Mutluay'ın da eserlerinin böyle toplamıyla verdiği bir değerlendirme, yaptığı değerlendirme Orhan Kemal'i aslında çiziyor. Evet. Hatlarıyla. Tabii bu belki bundan sonraki okuyucular, eleştirmenler için de belli bir takım mihenk taşı olacak, değerlendirmeler olacaktır. Işık Öğütçü, orada Orhan Kemal sessizlerin sesi diye bir dosya var. Nedir o? Şimdi bu dosya benim aslında yaptığım konuşmaların bir özeti. Evet. Orhan Kemal'i anlatıyorum ben. Evet. Ve bu Adana'da yaptığım bir konuşmada ya dediler bu yazılı yok mu? Dedim yok, akıldan anlatıyorum. Sonunda ben bunu yazıya işte dökmeye başladım. Yani bir Orhan Kemal aslında hikayesi, kronolojisi, hayat hikayesi. Bunu ben babamla ilgili bir fotoğraf albümü düşünüyorum. Evet. 2013'te. Bu hayat hikayesini orada herhalde değerlendireceğim. Evet, yani işte oğlunun gözünden,
Orhan Kemal'in hayatı nasıl? Bunu anlatacağım. Evet, ve fotoğraflarda evet. Bunu destekleyecek. Evet, onun adı da bak, Sessizlerin Sesi. Kitap adları çok önemli, biliyor musunuz? Evet. Ben kitap adlarını koyarken çok çok önemli. Okuyucuların etkilendiği şeyler ne bileyim, işte kapağa bakıp kapak güzelse şey yapabilir. İşte içeriği konusu, içindeki konuyla ilgili şeyler. Bir de kitapların adları da çok çok şey. Bu zamana karşı Orhan Kemal de güzel bir buluştu. Sessizlerin Sesi de Orhan Kemal'i tanımlayan. Gerçekten öyle değil mi? Kesinlikle yani kimse öyle. Konuşmamışken, kimse evet. Ağzını evet. Açmamışken yazmış, evet. Yazmış ve evet. Bunların evet. Bedellerini ödemiş. Ve çok erken, yerde. Çok genç yaşta. Ben mesela bir anlamda kendimi hep şanslı duyumsarım. İşte Aziz Nesinler gibi birçok bizden önceki dönemin usta yazarlarıyla dost olabildik, ahbaplık edebildik onlarla. Ama Orhan Kemal 1970'de ölmüş. Bizim daha Yozgat, Tokat dışında Ankara'ya 69'da gelebildik. İstanbul'un yüzünü bile görmeden Orhan Kemal'in ölüm haberiyle sarsıldık. Ki onun kitaplarıyla biz ta ortaokul, ilkokul yıllarından beri onu okuyarak öğrenmeye başlamıştık. Gerçekten Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk insanı için. Evet. İnsan için çok büyük bir kayıp. Özellikle bir çocuk olarak sizin bir babanızı kaybetmenizde ayrıca... Çok özel bir kayıp tabii, tabii ki. Tabii şimdi aslında bu kitaplar bir yerde bu bir hasret. Ben 13 yaşında kaybettim. Yani şimdi tabii bu bilinç düzeyinde çok şey sormak istiyorum. Fakat soracak kimse yok. İşte bu belgeler, bu ipuçları ben buldukça heyecanlanıyorum. Mesela kitapta bir röportajda Nazım Hikmet'ten söz ediyor. 1969'da babam işte ilk defa pasaportu tekrardan alabildi ve işte Moskova'ya gitti. Orada Nazım Hikmet'in mezarını gitti mi gitmedi mi, bu benim içimde hep bir soru işaretiydi. Hiç anneme de sormak aklıma evet. da gelmedi. Evet. Burada onun cevabı var. Ve babam buradan giderken Nazım Hikmet Enstitüsü'ne Nazım Hikmet'in yazdığı mektupları götürüyor, hediye ediyor. Tabii mezarına götürüyorlar. Babamın orada şöyle bir ifadesi var. Ya diyor, yani Nazım Hikmet'i çok seviyorum. Kendisini yani bugün bile işte hatırlıyorum. Fakat o taşın üstündeki imzasını gördükten sonra öldüğüne inandım diyor. Evet. Yani düşünün, bu bile benim için büyük bir yenilik oldu. Evet. İşte böyle ben de babamın pek çok bilinmezini işte bu çalışmalarla buluyorum. Ve bunları paylaşıyorum. Evet. Bu çok önemli bir şey. Evet. Değerli Ulusal Kanal izleyenleri, zamana karşı direnen bir sanatçının edebiyat macerasına bu yapıtla bir katkım olduysa ne mutlu bana diyor Işık Uyutçu. Orhan Kemal'in oğlu, bir yazarın oğlu ve bir yazarı seven bir o dilin okuru olarak kültür dünyamıza. İşte demin yazmak dolu dizgin, önemli not, yüz karası ve Orhan Kemal'in babası Abdülkadir Kemali Bey'in anılarından sonra bu zamana karşı Orhan Kemal'i armağan eden önümüzdeki yılda fotoğraf albümüyle birlikte kendisinin Orhan Kemal'le ilgili konuşmalarını bir araya getirip aynı zamanda bir yani anı defteri, anımsama defteri gibi duygu da olacak, öykü de olacak, böyle bir Sessizlerin Sesi adlı kitaplarını edebiyatımızı aydınlatmaya, yani insanımızı insanlaştırmaya katkıda bulunuyor tüm bu kitaplarla. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu Güldal Mumcu'nun bir kitabına bir merhaba diyelim, sonra noktalarız programımızı. Efendim bu da Uğur Mumcu'nun eşi, yani kimi kiminin oğlu, kimi kiminin kızı, kimi kiminin babası, annesi. Güldal Mumcu da Mumcu'nun eşi ve yıllar sonra Umak Yayınları'ndan İçimden Geçen Zaman adıyla 24 Ocak 1993'ten başlayan serüvenini, yaşadıklarını, duygularıyla birlikte düşüncelerini, siyasal değerlendirmelerini, karşılaştığı olayları, gözünün önünde eşinin parçalandığını gören bir kadının çocuklarını nasıl sahiplenmesini, eşinin değerlerini nasıl sahiplenip sonra UMAK, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı adıyla örgütlenerek Uğur Mumcu'nun kitaplarını gün ışığına çıkarmak,
işte aynı sizin Orhan Kemal'in arşivinden yararlanarak yeni yapıtlar üretmeye çalıştığınız gibi UMAK'ta bu işleri gerçekleştiren sevgili Yıldal Mumcu bu yapıtıyla da bir insan olarak duygularını, duyarlılıklarını aktarmış. Şöyle diyor: ev sakinleşince ablamla birlikte camın önündeki bordo koltuklara oturduk. Sis ne zaman bastırmıştı bilmiyorum ama yoğundu ve şehir görünmüyordu. Sis bulutunun arkasındaki şehre bakarken sanki sis bizi de içine alıyordu. O gece uyumadım. Şimdi neler konuştuğumuzu tam olarak anımsamıyorum. Öylece koltuklarda oturan halimiz ve camın dışındaki sis perdesi gözümün önüne geliyor. Bir de ara ara içeriye gidip çocukların odalarında dolaşırken peşimi bırakmayan bulut. Uğur'u sonsuzluğa uğurladığımız günün ertesinde kar her tarafı kaplamıştı. Beyaz bir sessizlik şehri sarmıştı sanki. Pencerenin önündeki bordo koltuğa oturdum. Şehrin karla kaplı sessizliğine baktım. Hayatımda yeni bir dönem başlıyordu. İşte bu yeni dönemi. Nasıl işte devletin Uğur Mumcu cinayetine yaklaşımını, çeşitli bürokratların, adalet içerisindeki savcı hakim gibi bürokratların, bakanlık görevinde yapan insanların bu olayla ilişkilerini, bir anlamda bazılarının çaresizliğini, bazılarının bilinçli bir biçimde bir takım şeyleri saklamalarını ve Uğur Mumcu cinayetinin üstünün nasıl örtülmeye çalışıldığını anlamlı bir biçimde ve bir edebiyatçı gibi çok dikkatimi çekti ve gerçekten satır satır okudum, bir edebiyatçı titizliğiyle ve çok rahat okunan bir havayla, yani böyle bir kitap armağan ettiği için de Yıldal Mumcu'ya İçimden Geçen Zaman adlı yapıtı için çok çok teşekkür ediyor. Selam, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. UMAK yayınlarından çıktı. İçimden Geçen Zaman, Yıldal Mumcu'nun kitabı. Evet, sevgili Işık Öğütçü, Orhan Kemal gerçekten Türk Edebiyatı'nın herhalde ilk beşini saysak, işte Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Orhan Kemal, Yaşar Kemal diye sayacağımız ilk beşinden, hatta ilk üçünden biri de denilebilecek. Çünkü Nazım'ı bir tarafa koyalım. O başlı başına bir şey zaten, şair. Daha ulaşamayan bir daha, evet. Romancılıkta herhalde Yaşar Kemal ve Orhan Kemal. Valla bunu benim söylemem tabii, evet, doğru değil de. Öyküde de Sabahattin Ali ve Orhan Kemal. Yani benim bir edebiyatçı olarak, onların yapıtlarıyla yetişen bir insan olarak, öykü deyince Sabahattin Ali ve Orhan Kemal, roman deyince Orhan Kemal ve Yaşar Kemal, şiirde Nazım Hikmet ayrı bir doruk tabii ki. Gerçekten edebiyatımızın, kültürümüzün, dilimizin, yurdumuzun, insanlığın, özellikle yoksul Türk insanlarıyla başlayıp bütün insanlığın, çünkü bütün insanlık bir insanlaşma çabasında, bir büyük insanı, bir büyük yazarı, sizin de babanız gerçekten hepimizin kıvancı bir insan. Son olarak neler söylemek isterseniz programımızı sizin sözlerinizle bitirelim. Valla hep şunu söylüyorum ben. Kazak düşünür abayın bir güzel sözü var. Diyor ki babanın oğlu olma, insanlığın oğlu ol. Sanıyorum bu çalışmalarla ben insanlığa bir kültür hazinemizi sunmak için hizmet ediyorum. Bundan bütün toplum faydalanacak. Ve sonunda edebiyat hepimizi güzelleştirecek. Ona inanıyorum. Evet. Bize bu fırsatı verdiği için Orhan Kemal'imize binlerce selam. Kendi toprağından, kendi insanlarından. Çok çok teşekkürler sevgili Işık Öğütçü. Hoşça kalın. Kitaplarla, aydınlıklarla, sevgilerle kalın.